Ben mecbur çekmek zorundayım. Cihaz bana ait değil. Vereceğim kişiye de anlatma şansım yok. Çocuklarına göndereceğim. Onlar tarif etsinler. Bu hemen fişe takıldığında işleme başlayan bir şey mi arkadaş? Evet, şimdi anlatacağım. Fişe taktım. Evet. Fişe taktıktan sonra şuradaki düğmeye bastığım zaman cihaz çalışmaya başlar. Okey. Fakat bunun içerisinde distile su, yani saf su. Şuradaki bidonlarda gördüğünüz sulardan ya da kaynatılmış ama daha sonra soğumuş sıcak su, normal suya ihtiyaç. Ilık mı olacak bunun içine koyulan normal su? Normal su olması gerekiyor. Normal sıcaklıkta bir su. Normal yani ılık bir su. Ama musluktan doğrudan çıkan suyu kullandığınız zaman bu cihazda, evet, onda kireç ve mineral olduğu için, tamam, bir süre sonra cihazı tıkayacak. Bağlantılarını kapatacak. Bu sefer de hastaya oksijen vermeyecek. Siz cihazı çalıştıracaksınız, çalışıyor götürecek. Ama aslında oksijen vermeyecek çünkü yollar kapalı. Oksijen ilerlemeyecek. Onun için hem cihazın ömrü hem de hastanın sağlığı için ya şu distile sulardan almanız gerekiyor ya da sıcak suyu, yani normal suyu kaynatıp daha sonra soğuduktan sonra kullanabilirsiniz. Tamam. En fazla şu kadar, en az bu kadar, yani şu aralıklarda bir miktar su olması yeterli. İki çizginin arası veya ikinci çizgide olacak. İkinci çizgiye çıkmanıza gerek yok. Şuralarda olması, tamam, yeterli. İki çizginin arasında olacak su. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Bu her kullanım için mi? Suyu bittiği zaman. Suyu bittiği zaman. O suyu kontrol edeceksiniz, zaten gözüküyor gördüğünüz gibi. Tamam. Açacaksınız. O çizginin altına düştüyse oraya su takviyesi yapacaksınız. Tamam. Şurada bir tane topumuz var. Bu top şu butonla yukarı aşağı hareket ediyor. Evet. Bizim için en uygun derece 2 ile 3'ün arasında olması. Ben onu ayarladım. Eğer kimse buna karışmazsa bu düşmez. Mecburen oynayabilir. Heh, o ne işe yarıyor? Bu ne işe basınç yarıyor? Değeri. Bu basınç değeri. Makinenin hızını kontrol ediyor. Evet. Şimdi ben bunu arttırdığım zaman cihaz çok daha hızlı çalışmaya başlıyor. Bu sefer de vermiş olduğu oksijenin kalitesi düşüyor. Tamam. 2 ile 3'ün arasında kalacak. Evet. Her zaman öyle olacak. Her zaman böyle olacak. Zaten kullanımı çok basit. Şuradaki butonla anında kendiniz ayarlayabilirsiniz. Oradaki çocuklar elde ettiği bir şey. Bu sadece sağa sola döndürülüyor. Başka bir işleme yaramıyor. Öyle mi? Bu kadar. Tamam. Başka ne yapmamız gerekiyor? Bunları yaptıktan sonra bunlar cihazın çalışmasına başlaması için de. Evet. Sonra, bu da hastanın boğazı delik mi? Değil. Tamam. Yetişkin bir çocuk mu? Bu 80 yaşında bir, tamam, güzel, baba. Bu kanülü buna kulu hastaya kullanabiliyoruz. Evet. Şunun tekli ucunu, yani şu girişini buraya takıyoruz. Evet. Şuradaki ikili ucu. İkili ucu da burun delikleri. Tamam. Bu şekilde cihazı kullanmaya başlayabilirsiniz. Tamam. Şurada altta hava filtresi var. Onu temiz bir bezle arada bir temizlemeniz gerekiyor. Üstten mi siliniyor? Üstten silebilirsiniz. Tamam. Zaten her 4 ayda bir bakımları var cihazın. Bakımlar ücretli. 4 ayda bir bakımı var, ücretli. Evet. O ücret ne kadar bir ücrettir? 70 TL. 100 TL. Bu böyle birkaç saat hemen yapılabilen bir şey mi? Maksimum bir saat içerisinde yapılabilen bir şey. He, maksimum bir saatte yapılıyor. Peki bizde bunun aynısı varmış, çalışmıyormuş. O yine bundan olabilir mi, bakımlarından yapılmadığını? Yani bakımları olmadığı için çalışmama değil. Bakımları olmadığı için içindeki herhangi bir parça bozulmuştur. Bu yüzden çalışmıyordur. He. Şimdi bir aracın bakımını yapmazsanız ne olabilir? Olabilir, doğru. Zaman içinde arıza çıkartabilir. Gerçi ne kadar kullanıldı onu da bilmiyoruz da. Tamam. Bunlarda garanti var mı? Bunlarda 2 yıl. Firmanın garantisi 8 yıl. Devlet garantisi, yani totalde 10 yıllık bir garantisi var.
Sütüki cihazdan hiç o zaman faydalanamamış oluruz. Daha 2 sene önce alınmış bir cihaz o. Ona bir şey diyemeyeceğim. Yani bakımları yapılmadığı için, bir de ben teknik servisteyim. Cihazı teknik servisini görüp bir şey söylemesi lazım. Öyle görüyorum. Hava filtresi bu kirlenmişti. Belki de o yüzden çalışmıyordur. Hemen değiştiğinde çalışacaktır. Onu teknik servis bilir. Orasını teknik. Okey. Tamam. Burada yapacağımız bir şey var mı bu ayarlarda? Bu ayarlarda şimdi bunlar, bu butonlar zaman ayarlamaları. Evet. Şimdi bu cihazı maksimum 2 saat kullanıp 15 dakika dinlendirmeniz gerekiyor. Yani her 2 saatte 15 dakika dinlendirmeniz gerekiyor. Fakat çocuklarda, çocuklar oynamayı sevdiği için aç kapa yapmayı sevdiği için. Pek ufak çocuk yok. Ha. Zaman ayarlaması yapılıyor yani. Bunu 20 dakikaya vurduğumuz zaman 20 dakika sonra kendi kendini kapatıyor. Ama siz diyorsunuz ki 2 saat çalışacak, 15. Maksimum, şimdi ihtiyaç halinde maksimum 2 saat çalışacak. Ha, maksimum. Aha. 15 dakika dinlendirilecek. Ondan sonra yani 2 saat dediysen bunu bir başladığınız 2 saat anlamında değil. Hastanın bir oksimetresi olması lazım. Bu oksimetreyle kandaki oksijen miktarını ölçecek, takip edecek. Mesela kullanmaya başladı ya. Evet. 15 dakikada bir ölçün. Oksijen miktarı 90 üzerine çıktığı zaman bunu kullanmasına gerek yok. Oksimetre nereden kullanılıyor? Kanla mı, burundan mı? Parmak. Parmağa bir cihaz takıyorsunuz. Biz kendimiz takmıyoruz. Hastanın kendisi satın alıyor. Evde kendisi kullanıyor. Ufak küçük bir alet. Evet. Hani evde var mı yok onu? Tamam. Onu da soralım ona göre. Oksimetre. Hani isterseniz almak isterseniz dışarıdan da alabilirsiniz. Tamam. Bunu kaça ayarlıyoruz? Bu nedir bu gösterge? 2 saat diyor. He, o sadece orada yazan 2 evet. saati gösteriyor. Başka bir anlamı yok. Kapatıyorum ben cihazı. Tamam. Bu kadar mıdır? 4 ayda bir bakıma gelecek bu. Tamam. Kullanımını anlattım. Sadece tuşa basıyorsunuz. Şurayı kontrol ediyorsunuz. Suyunu kontrol ediyorsunuz. Ondan sonra şuraya kanülün tek bir ucunu takıp iki bir ucunu da burnuna tamam. takıp kullanıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın.